Efendim işte az önce dinlediğiniz güzel bir yorum geldi, güzel bir parça geldi. Zaten benim ne demek istediğimizi herhalde benim anlamışsınızdır. Çok doluyum sevgili dinleyenler, öyle böyle değil. Yani gerçekten doluyum. Birkaç gün önce Antalya'nın Finike ilçesinde 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşe cinsel istismar. Yani bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu anne ve babası. Yani bu... Ya nasıl anlatılır, nasıl söylenir bilmiyorum ama gerçekten çok kötü. Yani bütün Türkiye şu an ayakta, herkes ayağa kalktı. Yani bu 6 yaşındaki ve 9 yaşındaki o yavrulara yapılan istismar, cinsel taciz nasıl bir annedir, nasıl bir babadır, nasıl bir insandır? İnsan değil gerçi, bunu da yapan insan olamaz herhalde. Ben yani insan olarak zaten addetmiyorum böyle insan kişileri. Ben gerçekten böyle bu insanlarla bu ülkede, bu yani dünyada yaşayan nefes alıyoruz ya, ben utanıyorum gerçekten böyle insanlarla bu dünyada nefes alıp vermekte utanıyorum. Çok gerçekten çok doluyum, çok sinirliyim. Yani bir insanın nasıl böyle bir şey yapabilir? Yani annesinin ve babasının madde bağımlısı olduğu söyleniyor. Ama ya madde bağımlısı ol, istiyorsan ne oluyorsan ol. Ya bir insanın içinde yani varsa, yani nasıl söylenir bilmiyorum ama varsa gerçekten yapıyor. Kim olursa olsun bu yapıyor yani. Bu herkeste var ya. Yani neden yapılıyor? Neden? Yani hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insafınız yok? Bir 6 yaşındaki kız çocuğuna, 9 yaşındaki erkek çocuğuna nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Yani nasıl yapabiliyorsunuz? Fotoğraflarını çekebiliyorsunuz, insanlara gönderiyorsunuz. Ve o çocukların yani kendilerini sadece şu şekilde söyleyebiliyorlar, söyleyemiyorlar daha doğrusu. Çizerek anlatıyorlar bazı şeyleri. Yani onlara yapılan cinsel istismarı çizerek anlatıyorlar. Yani bize bunlar yapılıyor, ediliyor diye onları o şekilde anlatıyorlar. Yani size yazıklar olsun. Gerçekten anne baba, siz anne baba denilmez ya. Ben hiç böyle bir insana zaten kim olursa olsun, ya kim olursa olsun diyemem yani. Sizin de zaten bu dünyada yaşama hakkınız yok. Yok yani. Bence yaşamamalısınız. Gerçekten yaşamamalısınız. O yavrulara, o sabirlere, o masumlara yaptığınız o eziyetlerle bu dünyada yaşamamalısınız bence. Ya yok olun gidin ya. Bence gidin yani. Yani şu bizim hani ya şu anki aldığımız o nefesi bile kirletiyorsunuz. Havayı bile kirletiyorsunuz. Bırakın ya. Bir çekin o pis ellerinizi. Çekin o çocukların üstünden. Hayvanların üstünden çekin. Herkesin üstünden çekin yani. Bir gün bakıyorsun çocuğa istismar. Bir gün bakıyorsun hayvana istismar. Bir gün bakıyorsun kadına şiddet. Yeter be arkadaşım, yeter ya. Yeter bir kendinize gelin. Yeter yani. Bu yaptığınız nedir ya? Bir silkelenin, kendinize gelin ya. Yazıktır, günahtır. O çocuklara yazıktır. O masumlara yazıktır. Hiç mi düşünmüyorsunuz onların çocukluğunu, hayallerini? Onların şimdi hayallerini elinden aldınız yani. O küçük yaştaki psikolojilerini düşünebiliyor musunuz? Hayır. Gerçekten yani hani daha da söylenecek çok şey var aslında. Böyle hani konuşacak çok şey var da valla daha da konuşursam ben ceza yerim. O yüzden konuşmak istemiyorum zaten. Yani insan böyle ağzını açınca susmak bilmiyor. Dediğim gibi ya gerçekten o pis ve iğrenç ellerinizi artık o çocukların üstünden çekin. Kız çocukları bırakın, kız çocukları, erkek çocukları bile, kız çocukları korkusunu artık evde etek giymekten vazgeçti. Pantolon giyiyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü pantolon daha zor çıkan bir şey olduğu için ne demek istediğimi çok çok iyi anladınız siz sevgili dinleyenler. O yüzden o pis ellerinizi artık çekin. Kendi pisliğinizde boğulun. İnşallah kendi pisliğinizde boğulursunuz. Yani daha da aslında değil mi söylenecek çok şey var. Ben artık susayım ya. Gerçekten çok sinirliyim ya. Çok doluyum. Ya lanet olsun sizin gibi insanlara ya. Gerçekten lanet olsun. Ben bir parça göndereyim sonra al beni yönetmenim ya. Gerçekten benim çok sinirim bozuldu şu an. Daha da devam etmek istemiyorum. Bir parça göndereceğim değerli dostlar. Akabinde buradayım. Görüşmek üzere.